Merhaba, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayında ve özellikle sıcak yaz aylarında içinizi ferahlatacak bir portakal, bir limondan limonata tarifim var. Ben limonatamı gördüğünüz gibi kabuksuz portakal ve limondan yapacağım. Şimdi soymuş olduğum limonumu alıyorum. Sizi sıkmamak için önceden soydum. Şöyle küçük parçalara ayıracağım. Parçalara ayırmış olduğum bir portakal, bir limonumu buzdolabı poşetine koyacağım. Hazırlamış olduğumuz poşetlerimizi buzluğa kaldıralım. Ben sizler için önceden dondurmuş olduğum portakal ve limonumdan çıkardım. Bir yarım saat kadar öncesinden. Şimdi bunu robotuma koyuyorum. Sizin robotunuz biraz daha güçlüyse 15-20 dakikada bekletmeniz yeterli olacaktır ama benimki küçük olduğu için biraz daha fazla beklettim ki robotuma zarar vermesin. Ve şimdi bunun üzerine de bir su bardağından bir parmak eksik şeker ekliyorum. Şeker miktarını damak zevkinize göre artırabilir, azaltabilirsiniz. Şimdi robotumun ağzını kapatıyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi robotumuzun ağzını açalım. Portakal ve limonumuzu iyice püre haline getirdik. Önümüze böyle büyükçe bir kase alalım ve içerisine 2 litre su ekleyelim. İçerisine 1 çay kaşığı limon tuzumuzu ekleyelim ve püremizi şöyle karıştıralım.
Evet, şimdi limonatamızı 1 saat kadar ara sıra karıştırarak bekletelim. Ne kadar çok bekletirseniz aroması o kadar güzel geçecektir. Şimdi önümüze genişçe bir kase daha alalım ve içerisine süzgeç koyalım. Ve bekletmiş olduğumuz limonatamızı süzelim. Ben biraz püreli sevdiğim için sadece süzgeç kullanıyorum. Ama siz içerisinde hiç pürüz olmasını istemiyorsanız tülbent de kullanabilirsiniz. Evet, iyice süzdük. Limonatayı şişeme boşalttım. Şimdi sizlere daha iyi gösterebilmek için bir bardak daha doldurup göstermek istiyorum. Hemen tadına da bakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel. Meyvelerimizi kabuksuz kullandığımız için hiçbir acı tat yok. Portakal ve limonun harika aromasıyla müthiş bir ev yapımı limonata olmuş. Kesinlikle deneyin derim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.